Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Diyarı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi iki renkli, çok güzel, çok kolay bir model anlatımı yapacağım. İp olarak şöyle bebe yünü ip kullanacağım. Dilediğiniz markayı tercih edebilirsiniz. Tığ olarak da şu şekilde 3 milim tığ kullanacağım. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet arkadaşlar, beyaz ipimle başlıyorum. Şöyle bir kilit zinciri çektim. Üzerine zincir çekiyorum. Yapacağınız işin büyüklüğünde zincir çekerek başlayabilirsiniz siz de. Burada çok sıkı çekmeyelim arkadaşlar zincirlerimizi. Ben burada kısa bir anlatım yapacağım. Video sonunda sizlerle modelin daha büyük halini paylaşacağım. Evet, bakın benim için bu kadar zincir yeterli. Şimdi hemen şu ilk zincirimin içinden geçtim ve buraya bir tane sık iğne yaptım. Tığma ipimi alıyorum. Buradan sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. zincirimin içinden tığımı geçiriyorum. İpimi aldım ve buraya ikili bir trabzan yaptım. Tekrar tığıma ipimi aldım. Aynı yerden yine ikili trabzan yapıyorum. Tığıma ipimi alıyorum. Bu zincirimin içine toplamda 7 tane ikili trabzan yapacağım arkadaşlar. Bakın şöyle 4 oldu. Beş. Altı. Ve 7. Bakın bu şekilde şöyle 7 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. zincirimden yine tığımı geçirdim. Sık iğne yapıyorum bir tane. Şöyle modelimi sabitledim arkadaşlar. Şimdi tekrar tığıma ipimi aldım. 1, 2, 3, 4.'den tığımı geçiriyorum. Yine buraya 7 tane ikili trabzan yapacağım arkadaşlar. 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın tekrar 7 tane trabzanımı çalıştım. Şimdi yine 1, 2, 3, 4. zincirimden sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde ilk sıramızı sıra sonuna kadar böyle ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben hemen buraya bir tane daha çalışayım. Evet arkadaşlar, bakın 3. modelimi de yaptım. Ben 3 model üzerinden anlatım yapacağım. 7 trabzanımı yaptıktan sonra buradan 1, 2, 3, 4. zincirimden yine tığımı geçirdim. Ve buraya bir tane sık iğne yaptım. Başlangıçta sık iğne ile başlamıştım. Bitişimi de bu şekilde yapıyorum. Bakın şöyle bir zincir çekiyorum. İpimi burada kesiyorum arkadaşlar. Şimdi ikinci rengimi alacağım. Evet, yeşil renkli ipimi aldım. Bakın modelimin bu tarafından değil, bu tarafından başlıyorum yine. Her seferinde aynı yönden başlayarak ilerleyeceğim. Hemen şu başlangıçta yaptığım sık iğneden tığımı geçiriyorum. İpimi aldım. Bir tane zincir çektim. Ve bakın aynı noktaya tığımı geçirdim. Buraya bir tane sık iğne çalışıyorum. Bu şekilde. Şimdi 1, 2, 3. 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipimi alıyorum. Şuradaki boşluğumdan tığımı geçirdim. Buraya bir fıstık yapacağım arkadaşlar. 1, 2, 3 ve tekrar tığıma ipimi aldım. Aynı yerden 4 dolgulu bir fıstık yapıyorum. Bakın şöyle bir ilmeğimi sonrasında kapatıyorum.
Bu şekilde fıstığımı hazırladım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çektim. Tığımı ipimi aldım. Bakın şurada ortada yaptığım sık iğnem vardı. İki modelin ortasında. Hemen o sık iğneden tığımı geçirdim. Yine buraya 4 dolgulu fıstığımı yapacağım. 2, 3, 4. Ve şimdi bakın fıstığımı yine aynı şekilde kapattım. Arada 3 tane zincir çektim. Tığıma ipimi alıyorum. Bakın yine aynı fıstığın dibinden bir tane daha fıstık çalışıyorum. Yine 4 dolgulu fıstığımı çalıştım bu şekilde. Bu iki modelin ortasına 2 tane fıstık çalışıyorum. Başta ve sonda tek fıstık yapacağım. Yarım model çalışacağım için arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine 6 zincir çektim. Tığıma ipimi alıyorum. Bu kez bakın şuradaki ortada yaptığım sık iğneden tığımı geçiriyorum. Bu kez fıstıklarımı buraya çalışacağım. 1, 2, 3, 4. Kapatıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar tığıma ipimi alıp aynı yerden bakın fıstığımı çalışıyorum. Ve yine kapattım. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine 6 tane zincirimi çektim. Bakın sıramın sonuna geldiğim zaman tığıma ipimi alıyorum. Şuradaki boşluğumdan fıstığımı çalışacağım arkadaşlar. Yine başlangıçta bir tane fıstık yaptığımız için burada da bir fıstık yapacağım. Bakın şöyle kapatıyorum. Sonrasında tığıma ipimi alıyorum. Başlangıçta 3 zincir çektiğim için burada kenardaki şu sık iğnemden arkadaşlar. Bakın sık iğneden tığımı geçirdim. Ve buraya ikili bir trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Ve yine yeşil ipimi de burada kesiyorum arkadaşlar. Bakın ikinci sıramız da bu şekilde oluştu. Şimdi yine beyaz rengimi alacağım. Evet arkadaşlar bakın beyaz ipimi aldım ve yine bu yönden başlıyorum. Şu başlangıçtaki zincirlerim ve fıstığımın arasından tığımı geçirdim. Bakın şöyle şuradan şu aradan tığımı geçiriyorum. Beyaz ipimi aldım. Şu şekilde bir zincir çektim. Dilerseniz ipinizin ucunu zincirin içinde gizleyebilirsiniz. Ya da burada zaten üzerine trabzan çalışacağız. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çektim. Tığımı ipimi aldım. Şu boşluğumun içinden yine ikili trabzan. 1, 2, 3. Buraya şu altta yaptığım modelin yarısını çalışıyorum arkadaşlar. Başta ve sonda yarım model yapacağım. Her sırada modellerimi ortaya kaydırarak ilerleyeceğim. Şimdi burada ne yapıyorum? Bakın şurada 7 tane trabzanım vardı. 1, 2, 3. 4. trabzanımın tepesinden tığımı geçirdim. Ve zincirlerim de yine arada kalıyor. Şu şekilde aldım. Ve buraya bir sık iğne yaptım. Tekrar tığıma ipimi alıyorum. Şu 3 zincir çektiğim 2 fıstığımın ortasından yine buraya 7 tane trabzan çalışacağım. Bütün model yapacağım için arkadaşlar. Başta ve sonda yarım yapıyorum.
Bakın yine 7 tane trabzanımı çalıştım. Şimdi geliyorum buradan 1, 2, 3, 4. trabzanımın tepesinden. Yeşil ipim, zincirlerim ortada kalıyor. Ve buraya yine sık iğne yapıyorum. Buraya da doğrudan geçip yine 7 tane trabzanımı çalışacağım arkadaşlar. Aynı şekilde ilerleyeceğim. Bakın yine ortadaki modelimi yaptım. Şimdi sık iğneyle sabitledikten sonra en son yine buraya yarım model çalışacağım. Şu kısımdan zincirim ve fıstığımın arasından tığımı geçirip trabzanlarımı bu kez buraya çalışıyorum. 2 3 tane çalıştım. Yarım model yapıyorum dedim arkadaşlar. Şimdi tığıma ipimi alıyorum. Bakın şu aşağıdaki trabzanımın tepesinden bir tane de kenar için trabzan çalışacağım. Bakın tam şu noktada. Bakın trabzanımın hemen tepesinden ikili trabzanımı çalıştım. Bunu kenar için çalışıyorum arkadaşlar. Başta da zincir çekmiştim. Şimdi yine ipimi burada kesiyorum. Burada da bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Şimdi tekrar yeşil ipimle ilerleyeceğim. Evet arkadaşlar, yeşil renkli ipimi aldım. Bakın şurada sondaki zincirlerimi ara boşluğundan da geçebiliriz. Ya da en üstteki zincirimizden de tığımı şu şekilde geçirerek. Evet, zincirlerimin en tepesinden tığımı geçirdim. Yeşil ipimi şu şekilde alıyorum. Buraya bir zincir çektim. Ve aynı yerden tekrar bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle bir sık iğne yaptım buraya. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımı ipimi alıyorum. Bakın şu arada yaptığımız bir tane sık iğnemiz vardı. Oradan tığımı geçirip yine buraya ikili fıstık yapacağım. Bakın 4 dolgulu ilk fıstığımı yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir arada. Tekrar tığımı ipimi aldım. Aynı boşluğumun içinden fıstığımı çalıştım. Ve arada yine 6 tane zincirimi çekiyorum. Sonrasında tığımı ipimi alıp bir sonraki iki modelimin ortasındaki sık iğneye fıstığımı çalışarak ilerliyorum arkadaşlar. Şu sıranın tekrarı, sadece bu sırada alttaki fıstıklarımın olduğu sırada başta ve sonda yarım yapmıştım. Bu sıranın başlangıcında 3 zincir çekerek başladım. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğim arkadaşlar. Evet, bakın bu şekilde sıramın sonuna geldim. Şimdi sıra sonunda farklılığım var arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın şu en son yaptığım trabzanın tepesinden buraya yine ikili bir trabzan çalışıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Ve ipimi yine kestim. Bu sıramı da bu şekilde tamamladım. Ve şimdi yine beyaz ipimi aldım arkadaşlar. Bakın burada şu başlangıçta yaptığım sık iğneden tığımı geçirdim. İpimi aldım. Şöyle bir zincir çekiyorum. Sabitlemek için bu işlemi yapıyorum. Bir zincirimi çektim ve aynı yerden tekrar tığımı geçiriyorum. Buraya bir sık iğne çalışıyorum yine. Bu sıra ilk sıranın tekrarı gibi düşünün arkadaşlar. Tığımı ipimi aldım. Hemen şu 3 zincirimden tığımı geçirdim. Buraya yine 7 tane ikili trabzan. Bakın yine 7 trabzanımı çalıştım. Buradan 1, 2, 3, 4. trabzanımın tepesinden şu şekilde geçip sık iğnemi yapıyorum. Ve burada yine buraya geldim. 7 trabzan yaparak ilerleyeceğim arkadaşlar. Bakın bundan sonrası model tekrarı, farklı bir işlemim yok. Her sırada bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi ben hemen sizlerle modelin daha ilerlemiş halini paylaşacağım.
Evet arkadaşlar, bakın benim daha öncesinde çalıştığım model bu şekilde oldu. Şöyle 7 trabzan yaparak yine bütün etrafını çevirdim. Kenar oyasını da o şekilde yaptım. Gerçekten çok çok kolay ve çok şık bir model. Çok güzel bebek battaniyesi yapılabilir bu modelde. Bakın arkası da bu şekilde. Yine dilediğiniz, uygun gördüğünüz farklı yerlerde de rahatlıkla uygulayabileceğiniz bir model. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.